geldik. Ev sahibi yapan ilçe başkanımız, yönetim kurulu, ilçe kadın kolu başkanımız, yönetimleri, Sakarya'dan gelen biz ilk kadın kolları, yönetimleri, ilçe başkanları, il yöneticilerimizle birlikte burada olmanın böyle bir manzara karşısında karşılaşarak halkla bütünleşmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Umarım amacına uygun güzel bir toplantı olacak. Dediğimiz gibi bizim projemizin amacı hukuki ve sosyal yardımlaşma başlığı adı altında halkla ayaklarına giderek nasılsınız demek, sorunu yerinde avukat arkadaşlarımızla ki sizin kızınız hem de Cumhuriyet Halk Partisi ilçe yöneticisi hem de özel iyi bir aktivist, tam bir kadın hakları, daha doğrusu insan hakları savunucusu bir kız kardeşimiz. Onunla birlikte yol almak, alanda sorunlara karşılaştığımızda nasıl çözüm olabilir, birlikte adım adım ilçe ilçe dolaşmak gerçekten çok onur verici. Özellikle çok teşekkür ediyorum yürekli kız kardeşimizle, siyaseten yoldaşımızla birlikte yol aldığımız için. O nedenle bugün kendisinde anlattığı gibi Akyazı ilçemizden buraya geçtik. Akyazı ilçemizde sorun yaşamış bir kız kardeşimiz vardı. Onunla ilgili yaklaşık 15 dakika gibi bir baro ile iletişim kurması gerekti. O nedenle geç geldik. İşte bugün burada biz televizyon programlardaki böyle kitaptan çıkma gibi değil de özellikle sizin sorularınız karşısında hukuki boyutta sizinle sohbet edecek. Diğer sosyal yardımlaşma konusuysa şöyle. Hani bizler kardeşim duysun diyoruz. Biz kardeşimizinkini, kardeşimizinki de bizimkini yer. Belki benim ihtiyacım yoktur. Ama ona ki sizin çevrenizde birilerinin de ihtiyacı vardır diyerek bizim arkadaşlarımız tarafından bulunmuş, yıkanmış, paketlenmiş ve sahibine ulaştırılmak üzere gerçekleştirdiğimiz sosyal boyutu. Bu anlamda hem bizimle beraber çalışan hem de etrafındaki arkadaşlarını, yönetimdeki arkadaşlarımıza ulaştırarak buluşturan arkadaşlarımızın emeğine sağlık diyorum başkanım. Bu nedenle kısacık bahsetmek istedim. Bir de bunun yanında tabii bizim için asıl olan şey şu. Bizim kültürümüzde bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı var. Hani hep diyoruz, bugün burada buluşmamızın nedeni de o aslında. Bir elin verdiğini diğer el görmez. Biz bu kültürden geliyoruz. Bu kardeşlik kültürüyle ve kadınlarla, kadının, şiddet gören kadının, istismara uğrayan çocuğun asla siyaseti olmaz. Belki bugün Cumhuriyet Halk Partisi kadın kolları adı altına gerçekleştiriyoruz. Fakat bizim hedef kitlemiz kadın. Kadın olunca da, hukuki boyut olunca da işte avukatımız diyoruz. Seten Aydın, şimdiden teşekkür ediyorum. Seni buluşturalım. Ben de seni izleyeyim. Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Yapalım. Geçitme için ben de gerçekten namım adına özür dilerim. Biz bir yolculuğa çıktık. Aslında hep birlikte çıktığımızı düşünüyorum. Çünkü artık Türkiye'deki kadın cinayetleri, kadınla karşı şiddet, çocuklara şiddet, aileye şiddet, yani bu had safhaya ulaşmış durumda. Artık birazcık da kendi nezdimizde de biraz bilgi sahibi olmamız gerekiyor maalesef. Siz o şiddete karşılaşmamış olabilirsiniz ama etrafınızda bir komşunuz olabilir, bir arkadaşınız olabilir, sevgilisi, kocası, partneri ya da hiç tanımadığı biri tarafından bu olabilir. Bu gibi durumlarda kendi bilgilerinizi böyle cebinizden çıkartıp onlarla paylaştığınız takdirde biz bir yol kat etmiş olacağız ve birilerine karşı boyun eğmemiş olacağız. Hepinizin zaten bildiği ve gündeminde olan malum konu şu ki 6284 sayılı kanun bir noktada birileri tarafından uygulandırılmamaya çalışılıyor. Bu noktada bizim kolluk kuvvetlerimiz ya da işte devlet büyüklerimiz tarafları barıştırmayı tercih ediyor daha çok. Tarafların tabii barışmaya niyeti varsa bu noktada şikayet olmamış olacak ve taraflar barışmış olacak. Ama biz şikayetimizde ısrarcı olursak ve yapmamız gereken şeyleri adım adım izlersek bir sonuca ulaşmış oluyoruz. Bu noktada çok kısa anlatacağım. Yani kanun maddelerine girmeye gerek yok.
6284 sayılı kanun, yani İstanbul Sözleşmesi'nin Türkiye'deki karşılığı, bizim iç hukukumuzdaki karşılığındaki kanun, koruma, önleme, kovuşturma ve önleme tedbirleri, sonraki tedbirler olarak bize fayda sağlıyor. Kadını koruyor, erkeği de koruyor, çocuğu da koruyor. Dolayısıyla insanı koruyor aslında. Şu an çıkan tartışmalar işte kadını korumuyor, başka birilerini koruyor tarzında bir algı operasyonu artık yapılmaya çalışıyor. Ama birazcık onun önüne geçmemiz lazım. Bu kanunun içerisinde kadın da geçiyor, çocuk da geçiyor, erkek de geçiyor, insan da geçiyor. Yani herkesi koruyor. Dolayısıyla önce kanunun amacı önleme, yani şiddeti bir noktada önleme. Nasıl önleyebiliriz? İşte bir araya geliyoruz, farkındalık yaratmaya çalışıyoruz, insanları bilinçlendirmeye çalışıyoruz ve insanları şiddet karşısında şikayet etmeye yönlendirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla önleme bir aşamada bu. Koruma artık bir şiddet mağduru olduğu zaman kolluk kuvvetlerini hemen 155'i arıyor. Sonra polis devreye giriyor ve polis bazen barıştırabiliyor. Şimdi bütün polisleri de aynı çatı altına koymak doğru değil. Biz barıştıranlarla mücadele etmeye çalışıyoruz. Yani barıştırmak doğru bir yöntem değil. Ya bu işin adli yargıya taşınması gerekiyor. Dolayısıyla asıl şikayeti savcılığa yapmamız gerekiyor. Savcılık şikayetinde bulunmamız gerekiyor. Sözlü olarak da bulunabilirsiniz, yazılı olarak da bulunabilirsiniz. Savcılar şikayeti yaptıktan sonra süreci takip etmek gerekiyor. Bu noktada şununla karşılaşıyoruz. Artık kovuşturma aşaması, üçüncü aşamadayız. Bu aşamada şununla karşılaşıyoruz. Avukatım yok, param yok, beni kim temsil edecek, baro aranacak ya da polisler edecek, baroyu hemen arayın, bana avukat yollasınlar. Ben ifademi avukat yanında aldırmak istiyorum. O noktada beni arıyorlar ve ben 15-20 dakika içerisinde orada oluyorum. Yani bize ulaşmak o kadar kolay ki. Sadece kadınların önü kesiliyor. Yani avukatı aranmasının bile önü kesildiği noktalar oluyor. Buna ben bile şahit oldum. Dolayısıyla bizi hemen arıyorlar ve biz oraya geliyoruz. İfade bizim eşliğimizde alınıyor. Biz birazcık daha prosedürü bildiğimiz için hani ne söylenmesi gerektiği, nasıl yollar ilerlenmesi gerektiği konusunda mağdura yardımcı oluyoruz. Ve sonraki süreci de avukat olarak zaten yine biz takip ediyoruz. Duruşmalara giriyoruz. Yine bir şikayet söz konusu olduğu zaman, yine bir ön tedbir gerektiği zaman, işte diyelim ki uzaklaştırma kararı gerekiyor. Hemen karar alıyoruz. Ve bunlar çok kısa sürede sonuca ulaşan mekanizmalar aslında. Yani öyle sanıldığı kadar upuzun süreçler geçmiyor. Sadece dava aşamasında süreç biraz uzun ve yorucu oluyor. Sizin de zaten medyadan hepsini görüyorsunuz. Dolayısıyla eğer mağdurun o evde yaşamasına yaşamak istemiyorsa, ki çoğunlukla bu böyle, şiddet önleme merkezleri var. Burada hiçbirimizin adresini bilmediğimiz ŞÖNİM'ler var. Ve mağduru oraya yerleştiriyoruz. İş istiyorsa iş imkanı da sağlanıyor. Kalacak yer istiyorsa kalacak yer imkanı da sağlanıyor. Çocuğu varsa çocuğuyla birlikte o evlerde misafir ediyoruz. Dolayısıyla süreç aslında kadının korunması aşamasında her noktada sağlanmış durumda. Tek yapılması gereken şikayetçi olmak. Eğer mağdur şikayetçi olmadığı zaman bütün bu mekanizma çöküyor. Bir anda şikayetini geri çektiği zaman yine mekanizma çöküyor. Bu sefer kovuşturma aşaması da son buluyor, savcılık aşaması da son buluyor, mahkeme aşaması da son buluyor, her şey son buluyor. Dolayısıyla birazcık cesaret gerekiyor kadınlara. Sadece siz şiddete uğramış olmayabilirsiniz. Yani etrafınızdaki komşunuz, akrabanız, ailenizden biri psikolojik, fiziksel, ekonomik şiddet. Yani illa bir dayak atılmasını beklemeye gerek yok yani bunun için. Dolayısıyla süreç bu şekilde ve biz her konuda yanınızdayız ve gönüllü olarak bunu yapıyoruz. Hepinizin kız kardeşiyim. Benim de müvekkillerim var, mağdur vekillerim var. Hepsiyle bir anda tanışıyoruz, karakolda tanışıyoruz yani çoğu zaman. Dolayısıyla farklı bir yolculuk başlıyor. Ama bu yolculukta hep beraberiz, kol kolayız, birlikteyiz. Anlaşılmayan birçok şey var biliyorum. Hepsi hukuki terimler zor gelebiliyor vesaire. Ama ben hepinizden istediğim tek şey, polisten önce savcılığa şikayette bulunulmasını isteyelim. Yani polis tabii ki de bizim süreçte yanımızda kol kola yürüdüğümüz arkadaşlarımız, evet, ama savcılık daha farklı bir mekanizma. Savcılığa şikayette bulunmak daha farklı bir süreç, daha hızlı bir süreç.
Dolayısıyla en azından barıştırılma aşamanız yok. Şikayetçiyim dediğiniz zaman savcı size ya bu şikayetinden vazgeç demez. En güzel, en önemli yanı bu. Dolayısıyla böyle bir durumda direkt savcılıkla iletişime geçip ve bizlerle, gönüllü avukatlarla iletişime geçip süreci o şekilde kol kola tamamlamamız gerekiyor. Şu anda kafanızda soru işaretleri varsa ya da tanıdığınız, bildiğiniz ya da kendinizle ilgili bir şikayetiniz, bir yardıma ihtiyacınız olduğu bir durum varsa ben tüm hukuki bilgimle ve şahsımla yanınızdayım. Aynı şekilde hani partiye de başvuruda bulunabilirsiniz. Yani partinin içerisinde de olabilirsiniz. Parti de bu konuda zaten inanılmaz destek oluyor bize. Bugün burada olmamızı sağlayan da keza aynı şekilde. Eğer sorularınız varsa, şöyle bir durumda ne yapmam lazım? Biz böyle şeylerle karşılaşıyoruz. Okulda bir şeyler oluyor işte. Ondan sonra ne yapmamız gerekiyor? Kime başvurmamız gerekiyor? Kafanızda soru işaretleriniz varsa ya da yardım ihtiyacınız olan bir durum varsa, işte bugün Akyazı örneği. Akyazı'ya gittik, kafede oturuyorduk. Adli yardıma başvuru yapmış. Ondan sonra sonuç alamamış, bir şeyler, arada bir evrak eksikliği olmuş. Hemen müdahale ettik, barıyı aradık. Yarın toplantıya gidecek. Yani süreci bu şekilde hızlandırabiliriz. Eğer sorularınız varsa, hukuki sorularınız varsa, özel sorularınız varsa ben burada onları yanıtlamaya hazırım. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Vakit